أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مناظرة'nın 17. dersi. Taksimin kısımlarını, nevlerini görüyorduk. Şimdi de itibari taksimden başlayacağız Allah'ın izniyle. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul uqdata min lisani yefkahu kavli. Taksimul itibariyu, itibari taksim. Taksimatın bir kısmı da itibari taksimdir. İtibara göre, itibara göre yapılan taksimdir. Huwa ma kanat al aqsamu fihi mukhtalifatan fi al aql faqat. İtibari taksim öyle bir taksimattır ki kısımlar, bu taksimattaki kısımlar sadece akla göre muhteliftirler. Yani akılda, düşüncede birbirinden ayrıdırlar. Yani insan onları düşündüğü zaman, aklettiği zaman akıl onları muhtelif görüyor. مع امكان وجود شيء واحد اما bununla beraber ki yani mümkündür مع امكان وجود شيء واحد خارج الذهن zihnin dışında tek bir şeyin var olmasının mümkün olması teştemi'u fihi hakaiqul aqsami ve kısımların hakikatleri mahiyetleri orada birleşsin. Bi'tibaratin muhtelifetin muhtelif itibarlarla. Evet. Demek ki yani olabilir ki, mümkündür ki zihnin haricinde tabi hakiki manada, gerçek anlamda varlık aleminde böyle tek bir şey bulunabilir ki değişik, muhtelif itibarlarla o yapılan kısımların hakikatlerinin tamamı, hepsi ona da orada bulunsun, bir arada bulunabilsin. Mesela fel aklu akıl yahuddu li kulli kısmin minel aksami, bu kısımların her birisi için bir tarif yapıyor, yani açıklıyor, hakikaten bir hakikat açıklıyor, tarif ediyor. Tuhalifu hakikate kulli ma'adahu minel aksami, onun dışındaki bütün kısımların hakikatine muhaliftir o hakikat. İlla enne şey'en vahiden, fakat tek bir şey, kad yekunu ahada hadihil aksami bi'tibarin, bu kısımların, evet, bu kısımlardan birisi bir itibarla oluyor. Ve kad yekunu huvel kısmul ahir bi'tibarin ahir, ve başka bir itibarla diğer bir kısma giriyor. Yani başka kısma giriyor. وَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْقِسْمَ الثَّالِثَ بِاَتِبَارٍ ثَالِثِ, ve üçüncü bir itibarla da üçüncü kısım oluyor. وَهَكَذَا, ve bu şekilde مَهْمَزَادَتِ الْاَقْسَمْ, ne kadar kısımlar çoğalırsa, ne kadar fazla olursa, tek bir şey değişik itibarlarla değişik kısımlara, değişik kısımlara girebiliyor. Ha işte bu itibari kısım, taksimattır. Tabi bunları örneklerini görünce inşallah daha iyi anlaşılmış olur. Mesela bir. El-kulliyu indel menatikati, mantık ulemasının görüşüne göre külli yenkasimu ila cinsin ve nev'in ve faslin ve khasatin ve aradın ammin. Yani külliyat-ı khams diyoruz ya, mesela mantıkta külliyat-ı khams diye bir şey vardır. Külli mantıkçıların yanında işte bu beş kısma ayrılır. Cins, nev', fasl, khasat ve aradı am. فالعقل عقل يحد لكل قسم من هذه الأقسام, bu kısımların her birisi için akıl tarif yapıyor, tanım yapıyor. Hakikaten bir hakikati, bir hakikati açıklıyor. تخالف حقيقة كل قسم من الأقسام الأخرى, diğer kısımların her birisine, bir her birisinin hakikatine muhaliftir. Yani mesela cins için bir tarif yapıyor. Nev için başka bir tarif yapıyor. Fasıl için başka bir tanım yapıyor. Aynı şekilde hasat için ayrı, arade am için ayrı. Her birisi için ayrı ayrı bir tanım, bir tarifat yapıyor.
Akıl bu şekilde bir tarifat yapıyor ve her bir tarif diğer tariflerden ayrıdır. Birbirinden ayrıdır yani. Dolayısıyla cins ayrı, nev ayrı, her birisi de bu şekilde ayrı ayrı isim alıyor. وَلَكِنَّنَا فَقَدْ biz نُلَاحِظُوا biz bazen böyle bakıyoruz ki fil vakayı gerçek anlamda yani vakate hakikatte enne ba'da ma yantabiku aleyhi ennehu nev'un bi'itibarin mesela bazı şeyler vardır ki bir itibarla ona nev adı veriliyor. Yani nev'un tarifi ona uygun geliyor, ona uyuyor. Yani onun nev olduğu ve onun nev için açıklanan hakikat, mahiyet ona uygulanabiliyor. Ha işte böyle bir şey görüyoruz ki yantabiku aleyhi aynı şekilde onun için uygulanıyor, yani uygulanabiliyor ve onun için uyumlu oluyor. Ennehu cinsun ki onun cins olduğu bir itibarın ahire başka bir itibarla. وَقَدْ نَجِدُوا شَيْئًا biz bazen bir şey görüyoruz ki يَنْتَبِقُ عَلَيْهِ yani onun için muntabıktır, yani ona uyuyor. اَنَّهُ جِنْسٌ وَنَوْعٌ وَفَصْلٌ وَخَاسَّةٌ وَعَرَدٌ عَامٌ بِاَتِبَارَةٍ مُخْتَلِفَةٍ İhtilaflı itibarlarla yani değişik itibarlarla bu beş kısım da onun için uygulanabiliyor yani ona söylenebilir. Yani bir itibarla bakıyorsun cinstir. Başka bir itibarla bakıyorsun nev'dir. Başka bir itibarla bakıyorsun fasıldır, hasattır, arade andır. Yani bütün bunlar onun için uygulanabiliyor ve her biri kısma da bir itibarla girebiliyor. İşte biz bunu mesela görüyoruz. Mesela ne gibi? Fel hayvanu hayvan kelimesi. Mesela kulliyun bir kullidir. Huve cinsun bin nazari ila ma tahtahu. Bu hayvan altındaki kısımlara, altındaki nev'lere göre cinstir. Evet, illa ma tahtahu min enva'an ve altındaki nev'lere göre cinstir. Minha, mesela onlardan bir tanesi el insanu, vel ferasu, vel gazalu, vel bakaratu, vel su'banu. İnsan mesela hayvandır, canlıdır çünkü. Feres canlıdır, gazal canlıdır, bakaret canlıdır. Su'ban olan yılan canlıdır. Mesela bunlara göre bunlar hepsi hayvanın alt kısımlarıdır. Dolayısıyla hayvan bunlara göre cinstir. Çünkü bunları, bu nev'leri altında topluyor. وَهُوَ عَيْنِ حَيَوَانْ نَوْعٌ بِالنَّظَرِ اِلَا اِنْدِرَاجِهِ ف۪ي جِنْسٍ فَوْقَهُ Ama bu hayvanda ondan daha geniş bir üstündeki cinsin altına dahil olması hasebiyle de bakıyorsun ki nev oluyor bu sefer. Çünkü bir cinsin altına girdi. Bir cinsin altına girenler ne olur? Huve o cins nedir? Mesela ennami. Tabi naminin altında hayvan var. Ellezî o nami ki ya'ummun nebâti nebâte vel hayvâne. Hem nebat hem hayvana amdır. İkisini de içine alabiliyor. İşte bu nami hayvandan daha geniştir. Ve hayvan bu naminin bir ferdi oldu. Bir nev'i oldu. Ve buna göre ne oldu? İşte izen o zaman fel hayvanu hayvan cinsun bi'itibarin ve nev'un bi'itibarin ahire. Bir itibarla nev'tür, bir itibarla da cinstir. وَالْمُلَوَنْ وَمُلَوَنْ كَلِمَسِ مُلَوَنْ ne demek? Renkli demek. Bu mulevven kelimesi kulliyun. O da bir kullidir. هُوَ جِنْسٌ بِالنَّظَرِ اِلَى مَا تَحْتَهُ مِنْ اَنْوَعٍ Ve altındaki bulunan nev'lere göre, nev'lere nazaran o itibarla nedir? Cinstir. O nev'ler nedir? Mesela el-ebyad, vel-ehmer, vel-ehdar, vel-esfer ve hakeza. Ebyad mesela beyaz, kırmızı, yeşil, sarı gibi renkler, renkli olanlar bunlar hepsi mulevvenin altına giriyor. Ve dolayısıyla mulevven bunları altında bulundurduğu için cinstir. Ve huve aynı mulevven nev'un nev oluyor bin nazari ilen diracihi fi cinsin fevkahu. Bir üstündeki cinse dahil olması hasebiyle de nev oluyor. Mesela huve o üstündeki cins nedir? El mukeyyef. Bir herhangi bir keyfiyet alan, herhangi bir evet bir keyfiyet, bir oluşum alan şey demektir. O zaman mesela mulevven de o mukeyyefin altındadır. Ve mukeyyefler çoktur. Mukeyyef kelimesi muleveni ve mulevvenin dışında başka şeyleri de içine alıyor. Dolayısıyla mukeyyef muleven için cins oldu. Mulevven mukeyyef için nev oldu. O mukeyyef ki ellezî o mukeyyef ki ya'ummul mulevvene vel meşmûme vel melmûse ve gayre zâlik. Evet muleveni de kapsıyor. Meşmûm koku alan. Evet kokulu olanlar, koklananlar.
melmus dokunanlar, bütün bunlar nedir? Mükeyyefin altına giriyor. İşte bu şekilde bu mulevven bu itibarla da ne oldu? Ve huve aynı mulevven faslun, fasıl olur bin nazar ila kevnihi yefsulu nev'al kesifi an nev'ul latifi. Evet, yani kesif, katı olanı latif olandan ayırıyor açısından da fasıldır. Kesif nedir? Kesif mesela baktığın zaman arka tarafını görmezsen, yani yoğun dediğimiz, katı dediğimiz şey demektir. Mesela bir tahta parçası kesiftir. Ateş, taş mesela kesiftir. Yani kesif cinsler çoktur. Latif olanlar ne gibi? Mesela rüzgar latiftir. Böyle şeffaf cam latiftir. Arka tarafını görebiliyorsun. Su mesela berrak su latiftir. Mesela bunlar bu şekilde mulevven, evet, kesif ile latifi birbirinden ayırıyor. Ellezeyni, o kesif ve latif ki yeşmiluhuma cinsun. Yani her ikisini de bir cins kaplıyor ki huvel cisim. Mesela cisim dediğimizde mesela cisim, latif cisim vardır, kesif cisim vardır. Mesela bu şekilde kesif ve latifi kapsıyor. Onların, onlar için bir fasıl olduğu için de mesela nedir? Bu fasıl oldu mulevven bu itibarla da fasıl oldu. Fenekulu fi tarifil kesifi, mesela kesifi tarif ederken diyoruz ki huve cismin mulevvenun, renkli bir cisimdir. Ve hakeza fakat yekunu hasaten, aynı şekilde bu mulevven bazen de hasat olur bi itibarın rabi'in, dördüncü bir itibarla. Ve aradan amen bi itibarın hamisin, beşinci bir itibarla arada am olur. Ve hakeza mesela bu şekilde değişebiliyor. Yani normalde tek bir şeydir. Fakat değişik kısımlara, değişik itibarlarla girebiliyor. İşte bu da mesela nedir? İtibari bir taksimattır. Taksimata giren bir şeydir. İkinci örnek mesela el cihatu, cihetler, taraflar tenkasimu ila sitteti aksam. Altı kısma ayrılıyor. Fevka ve tahta ve emame ve halfe ve zatul yemin ve zatul şimal mesela. Üst, alt, ön, arka, sağ, sol mesela. Fel aklu, akıl yahuddu li kulli kısmin, bu kısımların min hadihil aksami, bu kısımların her birisi için bir açıklama yapıyor. Hakikaten bir hakikati açıklıyor. Tuhalifu hakikate kulli kısmın, her bir kısmın hakikate minel aksamil uhra, diğer kısımların her bir kısmın hakikatine muhaliftir. Evet, yani fevka için bir açıklama yapıyor ki tahtanın açıklamasına aykırıdır. Emamenin, halfenin, zatül yemin, zatü şimalin her birisi ayrı ayrı şeylerdir çünkü. Velakinena, fakat biz nulahizu fil vaki, biz vakıata görüyoruz ki enne ba'da ma yentabiku aleyhi, bazı mesela üzerine uygulanan ennehu fevka, ona fevk denilebilir. Mesela fevk olması uygundur diye gördüğümüz bazı şeyler bi'tibarın başka bir itibarla fevkadır. Ama huve tahta bi'tibarın ahir. Başka bir itibarla da o alttır. Ve emame ve öndür bi'tibarın salis. Yani öndedir. Üçüncü bir itibarla. Ve halfe arkadadır bi'tibarın rabi. Dördüncü bir itibarla. Ve an yeminin, ve sağda oluyor bi'tibarın hamis. Beşinci itibarla. Ve an şimali, solda oluyor bi'tibarın sadis. Mesela altıncı bir itibarla. Fel ka'betu mesela. Mesela ka'be-i muazzama hiye fevkul ardi. Evet, yeryüzünün üstündedir. Yani arda nazaran fevktedir. Ve tahta semai, ama asimana göre alttadır. Ve emamel muttecihi ileyha, ona yönelen kişiye göre öndedir. Ve halfel müstedbir ileyha, ona arkayı dönen kişinin de arkasındadır. Ve an yeminil vakifi, ve sağındadır. El vakifi ile cihetil mizabi. Evet, oluğun tarafında duran kişinin de sağında oluyor. O oluk var, şeyin oluğu, Kabe-i Muazzam'ın oluğu. Muttecihen ile şerqi, yani böyle doğuya bakan. Ve an yesaril vakifi beynel rukneynil yemaniyeyni. Ama her iki yemani, yemeni rukun, yani tarafların altında bulunan kişinin de solunda kalıyor. Muttecihen ile şerqi eden, o da mesela batıya, şeye, doğuya yönelmiştir. Feştema'at hâzihil aksamu sittetu, bu altı kısım toplandı, kulluha, hepsi fi şeyin vahidin, tek bir şeyde ki o da Kabe-i Muazzama'dır.
Ama bi itibaratın muhtelifatın, ihtilaflı itibarlarla. İşte bu şekilde yani itibarların değişmesiyle kısımlarda, mesela kısımlarda yer alma da değişebiliyor. İşte vel aksamu fit taksimul itibariyi, bu itibari taksimdeki kısımlar tusamma aksamın mutehalifeten. Bunlara mutehalif kısımlar, birbirinden ayrı kısımlar deniliyor. Yani birbirine zıt değil, birbirine muhaliftir. Yani birbirinden ayrı şeylerdir. Liftiraqiha fil akli. Çünkü akılda bunlar birbirinden ayrıdırlar. Dunel harici. Ama hariçte hakiki manada yani varlık aleminde onlar birbirinden ayrılmazlar. İz kad teştemi'u fil masadaki. Çünkü aynı masadakta şamil oldukları şeyde bir araya geliyorlar. Ha işte buna itibari taksim diyoruz. Taksim-i itibari bu şekilde bitti. Bu da bir nevti, taksimatın bir kısmı da itibari taksimdir. İtibari taksimi inşallah bu şekilde anlamış olduk. Taksimul akliyu, akli taksime gelince bu da başka bir kısımdır. Evet, taksimul itibari bu da taksimul aklidir. Huve taksimul akli ma yeczimul aklu fihi bin hisaril maksimi fi aksamih. Huve akli taksim, ma öyle bir taksimattır ki yeczimul aklu fihi. Bu taksimatta akıl hüküm veriyor, kesin hüküm veriyor. Bin hisaril maksimi, yani taksimatı yapılan şeyin münhasır olduğu fi eksamihi, bu kısımlarda. Yani bu kısımlara ayrılan şeyin kısımları bunlardır. Bu kısımlarda münhasırdır. Bu şeyin bu kadar kısmı vardır. Bi mucerred